Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sayı problemlerine devam ediyoruz. İlk sorumuz, bir tencere pilav ile 2 yetişkin veya 5 çocuk doymaktadır. 11 tencere pilavla 10 yetişkin ile kaç çocuk doyar? Şimdi bir tencere için yetişkine Y diyelim, çocuğa C diyelim, 2 yetişkin veya 5 Ç diyelim, 5 çocuk doyuyormuş arkadaşlar. Buradan yetişkine 5K dersek, çocuğa da şuradan 2K demiş oluruz. Yani bu şu demek oluyor. Bir yetişkin 5K yiyor, bir çocuk 2K yemiş oluyor. Bu durumda bir tenceredeki pilavın miktarını K'lı bir şekilde yazmak istersem, bir tencere pilav Y yerine 5K yazdığım zaman 2 çarpı 5K'dan 10K olmuş olur. Aynı şekilde istersek şuraya da yazabilirdik. Ç yerine 2K yazdığımızda 5 çarpı 2K'dan 10K olacaktı. Şimdi gelelim soruya. 11 tencere pilavla 11 tencere olduğu zaman bir tencere 10K ise 11 tencere 11 çarpı 10K'dan 110K'dır. Bu miktarı. Şimdi ne diyor bize? 11 tencere pilavla 10 yetişkin ile kaç çocuk doyar? Şimdi 110K yenmesini istiyoruz. 10 yetişkin, 10 çarpı yetişkine ne demiştik? 5K artı kaç çocuk doyar diyor? X tane çocuk. Çocuklar ne kadar yiyordu? 2K. Çözelim şimdi bunu. 110K eşittir. Şurası 50K artı 2X K olmuş oldu. 50K'yı buraya atarsak 110 eksi 50'den 60K kalır. 2XK'dan her iki tarafı 2K'ya bölersek 2'ler ve K'lar gider. X eşittir 30. Yani 10 yetişkinle 30 çocuk doyar arkadaşlar. Bir sürahi 10 küçük 4 büyük bardak ile veya 7 küçük 6 büyük bardak ile dolmaktadır. Şimdi arkadaşlar bir sürahi 10 küçük 4 büyük bardak veya 7 küçük 6 büyük bardakla dolmaktadır. Dolduğu için bunları birbirine eşledik. İki durumda da sürahi tam dolduğu için. Şimdi küçüğü büyüğü birbiri cinsinden yazalım. 7 küçüğü buraya, 4 büyüğü buraya alalım. 10 küçük eksi 7 küçük eşittir 6 büyük eksi 4 büyükten. Şurası 3 küçük eşittir 2 büyük olmuş oldu. Yani 3 küçük 2 tane büyüğe eşit arkadaşlar. Bunları şimdi birbiri cinsinden yazalım. Küçüğe artık 2m diyorum. Farklı bilim yani kullanayım. K demeyelim. Büyüğe de 3m diyorum. Yani bu şu demek. Küçüğün hacmi 2m iken büyüğün hacmi 3m olmuş oldu. Boş sürahi kaç küçük bardakla dolar? Sürahinin miktarı yani alabileceği miktar şurası veya şurasıdır. Herhangi birini alalım. Ben baştakini alıyorum. Sürahi 10 küçük veya 4 büyükle doluyordu. Küçüğü biz 2m bulduk. Büyüğü 3m bulduk. Yerine yazarsak sürahi buradan 20m artı 12m'den 32m çıkmış olur. Sürahi 32m kaç küçük bardakla dolar diyor. Küçük bardak 2m'di. 32m bölü 2m'den cevabımız 16 olmuş oldu. Devam edelim. Bir araca 4 kasa 14 sandık veya 7 kasa 8 sandık yerleştirilebiliyor. Bir araç 4 kasa artı 14 sandık veyahut 7 kasa artı 8 sandık yerleştirilebiliyor. Bunları yine birbiri cinsinden yazalım. Şöyle 14 sandık eksi 8 sandık eşittir 7 kasa eksi 4 kasa. Buradan 3 kasa eşittir 6 sandık oldu. 3'e bölersek iki tarafı da kasa eşittir 2 sandık olmuş oldu. Bu araca sadece kasa yerleştirilecekse kaç adet konur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi herhangi birini yine alıyorum. Şu taraftakini alalım. Bu araç 4 kasa artı 14 sandık alabiliyordu. Bize sadece kasa konmasını istiyor. O zaman S'yi yok etmem lazım. S gördüğüm yere şuradan S'yi yalnız bırakırsam her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Sandık eşittir kasa bölü 2. Getirip sandık gördüğüm yere yazıyorum bunu. 4 kasa artı 14 çarpı kasa bölü 2'den şöyle 2 ile 14 sadeleşti 7 kaldı. 4K artı 7K'dan 11 kasa
Kondur arkadaşlar. Bir öğrenci parasıyla 3 defter, 14 kalem ya da 6 defter, 2 kalem alabiliyor. 3 defter, 14 kalem ya da 6 defter, 2 kalem alabiliyor. Yine aynı şekilde benzerleri birbirinin yanına gönderiyorum. 14 kalem eksi 2 kalem eşittir 6 defter eksi 3 defterden. 3 defter eşittir 14 kalem. Her iki tarafı 3'e bölersek defter eşittir 4 kalem olmuş oldu. Bu öğrenci parasının tamamıyla kaç tane kalem alabilir diye sormuş. Herhangi birini alalım. Bu sefer soldakini alayım. 6 defter 2 kalem alabiliyordu. Bizden kaç kalem dediği için D'yi yok etmem lazım. Yani D yerine K'lı bir ifade yazmam lazım. Kalemli bir ifade. D 4 kalemdi. 6 çarpı 4'ten 24 artı 2K'dan parasının tamamıyla 26 kalem alabilir. Bir öğrenci tüm parasıyla 20 tane öğrenci bileti veya 12 tane tam bilet alabilmektedir. Yani buradan şu ifade çıkıyor artık. 20 öğrenci bileti eşittir 12 tam bileti arkadaşlar. Bunları birbirinin cinsinden yazalım. Her iki tarafı önce bir 4'e bölelim. 4 ile sadeleşiyor bunlar. 5 kalır burada. Burada da 3 kalır. Yani 3 öğrenci bileti, 5 öğrenci bileti eşittir 3 tam bileti. Buradan öğrenci biletine 3K, tam bilete 5K diyorum. Öğrencinin parasını bulalım. Öğrencinin parası 20 öğrenci bileti veya 12 tam biletti. Öğrenci üzerinden gidelim. 20 Ö ise Ö'yü biz 3K bulduk. Şöyle yerine yazıyorum. 60K parası. Yani parasının tamamı. Şuraya da yazsaydım 12 çarpı 5K'dan yine 60 çıkacaktı arkadaşlar. Sonuç iki tarafta da aynı çıkar. Bu öğrenci 15 öğrenci bileti aldıktan sonra kalan parasıyla kaç tam bilet alır? Parası 60K. Eşittir. 15 öğrenci bileti 3K'ydı. Artı kaç tane tam bilet? X çarpı 5K. Tam biletin fiyatı 5K olduğu için. Burası 45K. Karşıya atarsam 60 eksi 45'ten 15K. 5K çarpı X oldu. Her iki tarafı 5K'ya bölersek X eşittir buradan. 3 çıkar. Yani 15 öğrenci bileti 3 tane tam bilet alabilir. A kovasının hacmi B kovasının hacminden 6 litre fazladır. Hemen şöyle A diyelim, B diyelim. A B'den 6 litre fazlaysa birine x, birine x artı 6 dedik. Bir depo A kovasıyla 10 seferde 10 çarpı x artı 6 bize deponun hacmini verir. Aynı şekilde B kovasıyla 15 seferde 15 çarpı x de bize deponun hacmini verir. Bunlar birbirine eşitliyorum. 15x eşittir 10x artı 60. Şöyle dağıttım. 10x'i buraya alırsak 15x eksi 10x'ten 5x eşittir 60. X eşittir 60 bölü 5'ten 12 çıkmış oldu. Deponun hacmi kaç litredir? Getirip şurada yerine yazarsam buradan 15 çarpı 12'den 180 olmuş olur cevabımız. Bir depo tamamı A kovasıyla 15 veya B kovasıyla 30 seferde dolmaktadır. Şimdi A ile 15, B ile 30 seferde doluyorsa A'nın hacmi B'nin hacminin iki katıdır. Çünkü A'ya da daha hızlı dolabilmekte arkadaşlar. Hem de yarısı oranında daha hızlı dolduğu için birine 2x, birine x dedik. Boş depo. B kovasıyla 10 sefer su taşındıktan sonra tamamının dolması için A kovasıyla kaç sefer su taşınır? Şimdi gelelim deponun hacmine. A'ya 2x dedim. 15 seferde doluyorsa 15 çarpı 2x'ten eşittir 30x olur deponun hacmi. Şimdi 30x'i ben doldurmak istiyorum. B kovasıyla 10 sefer yapıyorum. 10 çarpı B kovası x'ti. Artı A kovasıyla kaç defa demişiz? A diyelim. 10x'i buraya attım. 30x eksi 10x'ten 20x. 2x A. Her iki tarafı 2x'e böldük. Buradan A eşittir 10 çıkmış oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.